Evet, Mesut Hocam Mesut uçağına Akıcı geldik. Hocam, Hürkuş'un milli Evet. silah envanterinin genişlediğine dair bir gelişme. Bugün test atışı yapılmış, lazer güdüm kiti takılmış Evet. ve başarılı test atışı da sonuçlanmış, O şu demek hocam. Bu ne demek? Şu demek, o ver bakalım şu hocam kovboyun çantasını, ne diyorsun bana, red kit red kit. Evet, bakalım evet, red kit'in bir tane atı var. Hep diyor ki ben bir yalnız kovboyum. Yalnız kovboyun artık yalnız olmadığını görürüz. Nedir o? Bu çok güzel ve Vecihi Hürkuş'un ismini taşıyan, Türkiye'nin gururu olan milli eğitim uçağımız. Fakat sadece eğitim uçağı değil, yakın hava desteği yapabilecek, piyade destek sağlayacak, keşif istihbarat yapabilecek ve tankları vurabilecek bir kapasitede. Üstelik bütün bu yazılımını Aselsan ve Havelsan birlikte yapıyorlar. Bu bir. İki, uçağın attığı mühimmat en önemlidir. Yani elimizdeki eğitim uçaklarında böyle bir yetenek yok. Dolayısıyla servise girecek 100-150 tane uçak Trakya ve Ege hava sahasında yakın hava desteği sağlayabilecektir bunlar. Bir, attığı mühimmat, bugünkü müjdeyi verelim. Pilot lazer güdümlü mühimmat da yaklaşık 40-50 kilometreden hedefi vurabilecek. Bu çok önemli bir şey. Uçağın menzili belli. 40-50 metreden. Yani evet. Yani bunu atan onu da atacak. Yani lazer güdümlü olmasından, yani Mach 82 bombasını taşıyabilir bu. Bu 500, anlama geliyor 500 yani. Kilometrelik kiloluk bomba bu. İyi bir bomba yani. Ama pilotun düşmesini, yani riske girmesini sebebiyet vermeden uzun emniyetli mesafeden noktayı vurabilecek bir bomba olacak. Yani sizin yapmış olduğunuz eğitim uçakları aynı zamanda bir savaş uçağı olacak. Bu çok önemli bir başarı. Ve bunu, iki tane başarı var. Bir tanesi pilotun bununla eğitilmesi. İki, atılan mühimmat da bunu nişangahı ve atış kontrol sisteminin Türk malı olması, yazılımlarının ve kimsenin bize ambargo uygulayamaması. İki, burada edilen pilot bundan sonra Hürjet'e geçecek. Yani bu hukuk, yani bizim şu ana kadar 110 senelik hava kuvvetleri eğitiminde makinalı toptan başka eğitim uçaklarımızda biz silah kullanamadık. Öyle. Ancak T-33 uçaklarıyla 37'lerde biz bomba atabildik. Ama bu, bakın, pervaneli uçakta dahi bunu yapabilecek pozisyona giriyoruz. Bir. İki, T-38 uçakları, Talonları kullanıyoruz hala hazırda. Eğitim jeti olarak. Şimdi onun yerine ne geliyor bizim yanımıza? Hürjet geliyor. Hürjet bunun bir abisi. Aynı pilot burada 500'lük bombayı attı mı? Orada 1000'lik bombayı atacak. Kimde? Hürjet'te. Artı Hürjet aynı zamanda yeni yapılacak, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini verdiği Rumeli diyelim adını. Rumeli uçak gemisinden kalkabilecek. Kısa pistten kalkacak. Bakın çok önemli bu. Amerikalılara teşekkür ederiz. Bize F-35'leri vermediler. Zaten bizim şeyimiz tuttu. %60'ta en fazla yüksek harekatta kullanabilir. Yani yaklaşık envanterde 450 uçağı var. Bunun %60'ı uçamıyor. Büyük bir kısmında da korozyon var. Gövdede pas var, pas. Paslanıyor. Kaç yılda paslanıyor? Şimdi çok kısa sürede paslanıyor. Boya yapamıyorlar üstlerine. Boyacılar yok. Biz onları, bizim karavalardan boyacı göndereceğim. Şimdi şu güzelliğe çok bak ya. Kırmızı size. Beyaz. Görüyor musun? Bu da bizim filomuzun şeysi, Akrep, ondan sonra Türk arması. Demek oluyor ki bugünkü başarı Türk pilotlarına eğitim esnasında, pilot başlangıç intibak eğitiminde Mach 82 gibi lazer güdümlü bombayı öğretebilecek bir kapasitedir. Bu Türk devlet aklının, Türk silah sistemlerinin ne kadar ileri düzeye çıktığının çok güzel bir müjdesidir. Yani bu gelişme bir yandan da arkanızda bu arada o test uçuşu da gösteriliyor. Hedefler i̇şte bak, de gösteriliyor. İşte bu test pilotumuz zaten kendileri savaş pilotu. Buradan attı gördüğünüz gibi. Bütün bu gördüğünüz gibi yani atış kontrol sistemi. Yani o mühimmatın atılmasını, bu attı yalnız başka ediliyor, bir şey. Değil bu mi? Tank savar füzesi. Tank savar füzesi. Demin söylediğim gibi bu uçak aynı zamanda yakın hava desteğiyle, bakın bu Roketsan'ın yaptığı tank savar. Bunu bize vermiyorlardı mesela. Şimdi bak. Türk pilotu kaç attı. Yılda üretildi hocam? Roketsan bunu kaç yılda geliştirdi, üretti? Ne kadar hocam, bir zaman aldı? Hocam 74'ten bu tarafa çalışılıyor bunda. Ondan sonra. Bugünkü bir mesele değil.
Demek oluyor ki hem altında tank savar hem de büyük hedefleri vurabilecek bir kapasiteye. Ama şöyle bir şey var. Burada uçan, bakın, pilotumuzun attığı bu tank savar füzesi 12'den vurdu, gördün mü? Bu çok büyük bir başarı. Bunun ilk defa görüyor Türk milleti. Hürkuş'un muharip kısmı bu. Gördüğünüz gibi burada tank savar füzesi var. Burada söylediğim lazer güdümlü füze var. Ayrıca burada kamera var. Kamera pilotun gözü, her türlü hava şartında pilota bunu gösteriyor. Hedef bölgesini gösteriyor. Yaklaştı. Karşı taraftan atılan uçak savar füzelerine karşı da çef fileyir attı. Bunlar çef fileyi onu yanıltıyor. Koruma şemsiyesi sağlıyor ondan sonra. Pilot geldi, gördüğünüz gibi yaklaşmada. Muazzam bir şey bu. Şöyle de söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla bunlara dışarıdan takılacak makinalı toplarımız da yapılıyor. Yani makinalı top potu da yapılıyor. Bunlar çok çok güzel şeyler, çok büyük başarılar. Ve şunu söyleyeyim, bu model Çat'a satılmış durumda. Çat'a sattık bunu. İhracatına da başlıyor. Çat Hava Kuvvetleri bunu kullanıyor. Pilotları da bizde eğitiliyor. Yani bu Türkiye'nin nüfuz alanını, etki alanını, kesinlikle, diplomasi alanını ve kesinlikle en fazla Afrika'daki gücünü gösteriyor. Kesinlikle. Allah Türk pilotlarından, onları yapanlardan bu eğitim bombası attığı, sağa sonra gerçek mühimmat attı demin. Bunlar çok çok güzel şeyler. Ne diyor Atatürk? Yurtta sulh, cihanda sulh. Ama kim bize el şey yaparsa kafasına bu bombayı yer. Mesut Akgü Ceşin hocam, çok teşekkür ederim. Hem de 12'den ediyorum. Yani. Öyle Profesör Red Doktor falan gibi değil Mesut yani. Mesut Akgü Ceşin, çok çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sayın Gürkan Duman, Betimar Araştırma Şirketi Başkanı, kusura bakmayın. Bugün çok fazla söz veremedik. Yani siyasete girme de niyetindeydik ama konu başlıkları yayına girmeden önce son dakika gelişmeleri. Ben sadece bunda bir şey söyleyeyim mi? Lütfen buyurun. Sadece. Yani ben özellikle bizim Suriye sınırındaki 12 şehidimize Allah rahmet eylesin gerçekten. Türk Silahlı Kuvvetlerimize minnettar olduğumu buradan özellikle ifade etmek isterim. Ne işimiz var Suriye diye diyenlere, şu Hürkuş'un o görüntüleri bize neyin ne olduğunu gösteriyor açıkçası. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun 100.000 kere 1.000 kere. Çok teşekkür ediyorum. Anlayışınız için de çok çok teşekkür kitabımızı ederim. Kitabımızı da alıp okurlarsa PKK'nın ne yaptığı, kime destek verdiği, hocam, Amerika'nın hepsinin evet, bir ve ikinci ciltleri Nobel Yayın Evi'nden çıktı. Terörü öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar burada. Merve öğrenmek istiyormuş hocam. Hediye etmenizi bekliyor. Merve hocam, hep iç sesiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Birinci Nobel cilti, Yayın Evi adı altında. Bu ikinci cildi. Tamam. Ve benim profesörlük tezim biliyorsunuz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum hocam. Dileriz hocam, terörden sesim oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Profesör Doktor Sayın İrfan Kaya Ülger, çok teşekkür ediyorum. İrfan Hoca zarara soktu beni bu akşam ama neyse. Sayın Hikmet Genç, çok çok teşekkür ediyorum. Ve Memleket Meselesi'ni artık burada noktalıyoruz. Çok konu başlığımız vardı. Bugün İsrail İstihbaratı'nın, Mossad'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a o saldırısıyla başladık. Ardından bugün MIT'in İstanbul merkezi 8 ilde gerçekleştirdiği Mossad operasyonu detaylarıyla paylaşıldı güvenlik birimleri tarafından. Hep bunlar eş zamanlı. Ne anlama geliyor? Operasyonlar sınır ötesindeki nokta operasyonları da devam edecek mi? Tüm bu gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık gece boyunca. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum herkese.